Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin 14. ve son videosundayız. Bu videoda yaygın olarak kullanılan bazı tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarına devam edeceğiz. Bundan önceki videoda 3 3 tuzumuzdan bahsetmiştik. Bu videoda da 2 tuzumuzdan bahsedeceğiz. Bunlar da kalsiyum karbonat yani kireç taşı ve arkadaşlar amonyum klorür yani nişadır. Bu tuzların özelliklerinden ve kullanım alanlarından da bu videoda söz edip ünitedeki videolarımızı bitireceğiz. Evet, kalsiyum karbonat ya da kireç taşı kimyasal formülü CaCO3 olan bileşiğimiz bizim arkadaşlar. Doğada kayaçlarda bulunuyor ve deniz kabuklularının kabuğunda bulunuyor. Ayrıca kireç taşı Mermer ve tebeşir olmak üzere 3 ayrı formda bulunabiliyor. Kalsiyum karbonat yani kireç taşı. Suda çok az çözünen bir katı arkadaşlar. Beyaz bir katı. Şimdi şöyle yapalım. Kalsiyum karbonatı biz kalsiyum hidroksit bazı ve karbonik asitten elde edebiliriz. Bu bir kuvvetli bazdır. Bu bir zayıf asittir. Kalsiyum karbonat elde ettik. Peki o zaman ne olacak arkadaşlar? Bu bir bazik tuz olacak. Denklemde eşit değil ama Şunlarına bir iki koyarsak eşit olur. Tamam. Yani kalsiyum karbonat bazik bir tuzdur arkadaşlar. Diyoruz. Hatta beyaz bir katı olduğunu da şuradan görebilirsiniz. Kalsiyum karbonatın kullanım alanlarına geldiğimizde, arkadaşlar kireç taşının en önemli kullanım alanı inşaat endüstrisidir. Çimento, beton, kireç, sıva, asfalt yapımında kullanılır. Tüm inşaat endüstrisinde neredeyse ve aynı zamanda boya, yapıştırıcı, dolgu macunu ve yüzey kaplamada kullanılır. Şimdi şöyle bir şey var. Belki 9. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Kalsiyum karbonat katısını biz ısıttığımızda bu kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına ayrışır. Ki kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Sonra kalsiyum oksiti suyla karıştırdığımızda söndürme işlemi olarak düşünebiliriz. Bir şeyin üzerine hani su döktük söndürdük falan gibi. Oluşan kalsiyum hidroksit de sönmüş kireçtir. Şimdi bu sönmüş kireçin yani kalsiyum hidroksitin arkadaşlar yapıştırıcı özelliği vardır. O yüzden e, sıva yapımında işte çimento yapımında ham madde olarak ya da karışımın içerisinde bulunan madde budur. Yani kalsiyum karbonatın en önemli kullanım alanı inşaat endüstrisidir. Bunu unutmayınız lütfen. Hatta şöyle bir şey de size söylemek isterim. Bakın biz ne yaptık? Kalsiyum karbonatı ısıttık sönmemiş kireci elde ettik. Sonra bunu su ile karıştırıp kalsiyum hidroksit elde ettik. Bunu da işte çimento yapımında, sıva yapımında kullandık. Siz atıyorum çimento yaptınız, evin duvarlarını yaptınız falan falan. İnşaattan da çok anladığımdan değil de sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu sönmüş kirecin ya da sıvanın, çimentonun, betonun kuruması sırasında bu kalsiyum hidroksit nedir arkadaşlar? Bazik. Şimdi havada da karbondioksit gazı var. Bu da asidik. Bakın bunlar bir araya geliyorlar. Ve tekrar nötrleşme tepkimesi sonucunda neyi oluşturuyorlar arkadaşlar? Kalsiyum karbonatı. Aslında siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu kayayı, taşı neyse aldınız. Bir bina yapmak istiyorsunuz. Üst üste koymak çok zor o kocaman binalarda. Aşamalı olarak bir şekilde üst üste koymuş oluyorsunuz. Bu da Kirecin kuruması, betonun kurumasının kimyasal olduğunu size aynı zamanda gösterir. Bu da ek bir bilgi olsun. Bunun dışında, kalsiyum karbonat sevgili arkadaşlar, tebeşir yapımında kullanılıyor. Çok klasik. İşte tarımda asitli toprakların pH'in düzenlenmesinde kullanılıyor. Çünkü bunun az önce yapmıştık, bazik bir tuz olduğunu söylemiştik. Plastik cam seramik yapımında ilaç endüstrisinde kullanılıyor falan falan birçok kullanım alanı var. Ama bizim için önemli olan zaten şu 1 ve üçtür bilmeniz beklenen onun dışında birçok kullanım alanı olabilir. Hepsini saymamızın da mümkünatı yoktur. Bahsedeceğimiz son e, tuzumuz arkadaşlar amonyum klorür. E, yaygın adı nişadırdır halk arasında. Kimyasal formülü. Şudur. Doğada volkanik bölgelerde oluşan kayaçlarda bulunuyor. Suda iyi çözünüyor. Beyaz, kokusuz bir tuz. Bunun dışında biz bu tuzu arkadaşlar kuvvetli bir asit olan hidrojen klorürle e, zayıf bir baz olan amonyaktan elde ediyoruz. Zayıf baz. Amonyum klorür yani nişadır elde ettik. Peki nasıl bir tuzdur bu dersek kuvvetlinin özelliğini göstereceği için bu bir asidik tuzdur arkadaşlar diyoruz. Amonyum klorürün kullanım alanlarına geldiğimizde ise tabi ki dediğim gibi hepsini bilemeyeceğiz ama ben size en azından yorumlayabileceklerinizi bu asidik bazik karakterine göre söylemeye çalışıyorum. Şampuan, duş jeli, saç kremi, bulaşık deterjanı, banyo yağları ve banyo tuzlarının yapımında kullanılıyor. Şimdi neden dersek arkadaşlar bu maddeler şampuan, işte duş jeli, deterjan bunlar bazik maddelerdir. Ama insan vücudunun yani derinin pH değeri 4.7 ile 5.75 aralığında. Bazı sabun reklamları var mesela pH'ini 5.5'te tuttuk falan gibi. Dolayısıyla Örneğin şampuanlar baziktir, ama derinin pH'i asidik. Ne olur burada kurumaya sebep olur. İşte bu pH'i ayarlamak için amonyum klorürü kullanılıyor. Ya da saç kremlerini asidik yaparlar ki işte e, tenle ya da deriyle uyumu olsun diye. Amonyum klorür asidik bir madde olduğu için bazik olan temizlik malzemelerinin pH'larının ayarlanmasında kullanılıyor diyebiliriz. E, balgam söktürücü özelliği varmış. Soğuk algınlığı ilaçlarında kullanılıyormuş. Peki bunun dışında gıda endüstrisi, gübre yapımı, kaplamacılık işlemlerinde veterinerlikte kullanılıyormuş. O da olur ama hani burada dediğim gibi hepsini saymanızın mümkünatı yoktur. Genel özellikleriyle işte bunun asidik olmasıyla diğer tuzların bazik asidik olmasıyla bir yorum yapabilmeniz önemlidir burada. Burada da son iki tuzumuzu söyledik arkadaşlar, özelliklerini, kullanım alanlarını ve ünitenin son videosuydu bu. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalınız.